Musa Aleyhisselam'la Yuşa Aleyhisselam. Teyze çocuğudur biliyorsunuz. Beykoz'da kabri var Yuşa peygamberin. Allah'ın selamı o ikisinin üstüne olsun. Muhakkak ziyaret edin. Benim çok etkilendiğim kabirler vardır. Kabir ziyaretleri çok yaparım. Vefat etmiş olan veliler, özellikle veliler, Allah dostları, alimler. Bunları çok ziyaret ederim. Gönlüm, gözüm açılır. Huzurum artar. Muhabbetim ve ilmim artar. Allah-u Teala hikmetimi artırıyor kabirleri ziyaret ettiğimde. Çok etkilendiğim kabirlerden bir tanesi Yuşa peygamberin kabridir. Beykoz'da. Gitmeyen kim varsa gitsin. Bak İstanbul'da yaşıyorsan yıllardan beri. Ve bu Allah'ın peygamberini ziyaret etmediysen çok şey kaybettin. İmanının nurunun arttığını fark edeceksin oraya gidersen. İkisi beraber seyahat ediyordu Musa Aleyhisselam'la beraber. Bir güvercin geldi, beyaz bir güvercin Musa Aleyhisselam'ın koluna kondu. Dedi ki, ya Musa peşimde bir doğan kuşu var, beni yemek istiyor. Allah rızası için beni koru. İzin verme beni yemesin. Musa Aleyhisselam aldı güvercini, cübbesinin içine koydu. Doğan geldi, doğan da konuştu. Ya Musa o benim rızkımdır. Sen benim rızkıma engel oluyorsun. Bırak onu sal. Rızkımı yiyeceğim dedi. Musa Aleyhisselam dedi ki sana istediğin koyunu keseyim. Koyun eti ye. Bugün kuş eti yeme koyun eti ye. Doğan dedi ki ben hayatımda koyun eti yemedim ki. Ben koyun yemem. Bütün koyunları da kessen ağzımı sürmem. Ben et yerim. Güvercin eti yerim ben. Kuş eti yerim. Ben bunu kabul etmiyorum dedi. Sana dedi ben bu kuşu vermem. Çünkü bu kuş Allah rızasının. Allah'ın adını andı. Onun rızası için kendisini korumamı istedi. Sana dedi bu canı teslim etmem. Deyince doğan gitti. Güvercin de cübbesinin altından çıktı gitti. Allah senden razı olsun ya Musa dedi. Kaçtı gitti. Sonra tekrar iki kuş geri geldi ve hemen şekil değiştirdiler. Biri Cebrail Aleyhisselam oldu, biri Mikail Aleyhisselam oldu. Biliyorsunuz melekler bir insan suretine bürünebilir. İki, hayvan suret, istediği hayvanın suretine girebilir. Tıpkı cinler gibi. Cinler de suret değiştirebilir. İnsan suretine ya da hayvanların suretine girebilirler. Allah-u Teala bu iki varlığına bu kuvveti verdi. Bizde böyle bir kuvvet yok. Biz en fazla tiyatro yapabiliyoruz. Tiyatro yapabiliyoruz en fazla ama şekil değiştiremiyoruz. Makyaj yapabiliyorsun. Maskeler falan takıyorsun, şekil değiştiremiyorsun. Allah bize böyle bir nimet vermedi. Onlara verdi. Cebrail Aleyhisselam'la Mikail Aleyhisselam dedi ki, ya Musa, biz Allah'ın seni sınav etmek için gönderdiği iki meleğiz. Allah senin merhametini sınav etmek için bizi gönderdi. Bir canlıyı, bir kuşu koruyacak mısın? Yoksa bana ne ya, o bir hayvandır. Ne yaparsa yapsın mı diyeceksin diye Allah seni sınav etti ve sen sınavı kazandın. Bakın bu bir diyalog, bir hayvanla yaptığı diyalog. Süleyman Aleyhisselam'ın karıncayla yaptığı diyalog da Kur'an'dadır, meşhurdur. Çünkü Allah frekansını ayarladı. Şimdi biz neden Allah'ımızı göremiyoruz? Biz neden melekleri göremiyoruz, cinleri göremiyoruz? Mevla Teala buyurdu. Gözler onu idrak edemez. O gözleri idrak eder. Şu gözlerimiz var ya, mümkün değil. Şu dünya aleminde onu, yaratıcıyı idrak edemez. Edebilseydi Musa Aleyhisselam görürdü. Musa Aleyhisselam göremedi. Muhammed Aleyhisselam gördüğünü söylüyor ama neyi gördüğünü söylüyor? Rabbimi bir nur olarak gördüm. Yine Rabbini görememiş. Nurunu görmüş. Sadece nurunu. Dolayısıyla bu gözlerle olmaz. Vefat ettikten sonra Allah bize frekanslar verecek. İşitebilme frekansları ve görebilme kabiliyeti verecek. İşte o zaman perdemiz kalkacak. Ve sınav bitmiş olacak. Allah-u Teala bizi oraya hazırlamaya çalışıyor kardeşler.